Herkese merhabalar, ben Burak Can. Vermem Seni Ellere dizisinde Uğur karakterini canlandırıyorum. Şimdi sırada sorularımız ve cevaplarımız var. Buyurun hep birlikte izleyelim. Daha önce Ordu'ya geldim. Yer aldığım bir dizi projesi yine Ordu'da çekilmişti. Yaklaşık 2 sene burada kaldım. Ben Ordu'yu çok seviyorum. Tekrar burada olmak çok mutluluk verici bir şey. Ekipten daha önce çalıştığım arkadaşlarım var. Yönetmenim Ali Balcı, Akın Bey'i daha önceden tanıyorum. Kamera arkasındaki, kamera önündeki birçok kişiyle daha önceden hem proje bazlı hem de normal hayatta tanışma fırsatım olmuştu. O yüzden herkesin bu kadar güzel bir ekibin bir araya geldiğini öğrenince çok mutlu olmuştum. Uğur şey olabilirdi, birazcık daha böyle iş adamı, yönetici, öyle bir kafada olduğu için muhtemelen öyle bir emoji varsa böyle işte kravat taktı, elinde çantası olan falan öyle bir adam diyebilirim. İlk düşündüğünü söyleyen, birazcık daha inatçı, birazcık daha agresif, birazcık daha kontrolünü düzenli hale getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bakış açısını, hayaller için savaşmasını ve burada karşısına çıkan birçok sürprizle karşılaştığında daha farklı ve daha güzel bir yere dönüşeceğini düşünüyorum. Ya aslında biz Uğur'la zıt karakterleriz. Uğur dediğim gibi ilk akla geleni söyleyen, daha düşünmeden, hareket eden ama ortak olabilecek şöyle bir şey var. Hayalleri için savaşan kişileriz ikimiz. O yüzden her şeyin güzel olması için çaba sarf ediyoruz. Huyları bana asla benzemiyor. O çok tepki gösteren birisi, tepkilerini çok fazla gizleyemiyor. Biraz daha sinirini kontrol etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çiçek gibi bir iş bizimki ya. O yüzden çiçek olabilirdi. Çünkü hayallerle, umutlarla dolu çok tatlı, güzel bir iş. Karadeniz denildiğinde aklıma ilk coğrafyası geliyor ya. Güzelliği, insanları, yemekleri, her şey çok güzel. Şarkıları da. Ordu'da yapmaktan keyif aldığım şey, burası birazcık daha huzurlu bir yer. O yüzden kendimi daha iyi dinleyip, daha çok çalışabildiğim ve daha farklı şeyler üretebildiğimi düşündüğüm bir yer. Bunları söyleyebilirim. Bence çok keyifli, çok güzel. Çünkü Karadeniz insanlarının böyle bir sahipleneceği, ağırlamayı seven tarafları var. Çünkü kahvaltıya gittiğimizde de, sokakta yürüdüğümüzde de çok güzel tepkilerle karşılaşıyoruz. Kimisi anne, kimisi baba, kimisi abla, kimisi kardeş gibi davranıyor. O yüzden çok onlardan çok doğal hissediyoruz. En sevdiğim Karadeniz türküsü. Yüksek Dağlara Doğru diye bir şarkı var Koliva'nın, onu seviyorum. Hey Gidi Karadeniz olabilir ya, gerçekten öyle, evet, şarkıda söylendiği gibi Hey Gidi Karadeniz gerçekten.